Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Bugün arkadaşlar mutluyum. Bugün beklediğim bilgisayar geldi. Arkadaşlar 3 parça halinde gelmiş. Bugün bunun açılımını yapacağız. Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram'ı takip etmek istiyorsan arkadaşlar aşağıda açıklamada var. Kanalı takip etmek istiyorsan o da aşağıda. Buna da like atmak istiyorsan o da aşağıda. Arkadaşlar şöyle bir ekranımız var 144 Hz'de. Bu 24 inç güzel bir ekran. Bu monitörü almamda Mehmet çok ısrar etmişti. Aslında bütün sistemi almamda Mehmet ısrar etti. Dizemizden belki bilirsiniz. Arkadaşlar bugün bunların açılımını yapacağız. Herhalde bu kanalda ilk defa yapıyorum böyle bir şey. İlk defa yapacağım. Hani kafadan aşağısını ilk defa görüyorsunuz. Var yani böyle bir şey var yani. Şimdi şöyle açmaya geldi sıra. Ya oğlum lan açılımlarda karambit kullanıyorlar, benimki karambit değil, kağıttan yapılmış. O yüzden BİM'in bıçağını kullanacağım, BİM reklamını yapıyorum, bana bir bıçak yolla çünkü bu kesmiyor. Şimdi arkadaşlar ilkin şuna bakalım diyorum ben ya. Aa, o ilk defa yapıyorum şimdi bak, çizmiyor ekran, ekranı. Bu arada Puffy bağırıp çağırıyor, fazla sesi gelmesin diye başka yere gönderdim onu. Dedim Puffy sen takıl. Pencereden kuşları kesiyor şu an o. Onlara bağırıyor büyük ihtimal. Ama benim sesimi duyunca da bağırıyor ya. Alışmaya çalışıyor bana. Arkadaşlar ilkin ekranı göstereceğim. Bir de 3 tane kutu yollanmış, onu göstereceğim. En son canavara geliyoruz. En son canavara geliyoruz arkadaşlar. Bu var ya, bu içimi götürdü. Hani buna verilen para harbiden içimi götürdü. Arkadaşlar toplamda bunların hepsi şöyle söyleyeyim. 11.000 TL civarı tuttu. Bunu almamda yardımcı olan yurt dışında bir dostumuz var. Çok teşekkür ederim kendisine bu desteği için. Yani büyük bir kısmını o karşıladı. Ben de ufak bir kısmını birikmişlerimle arkadaşlar. Dedim ki artık böyle bir şeye geçme zamanı geldi. Çünkü benim PC, ben zamanında 1500 liraya toplamıştım arkadaşlar. Ekran kartı falan yandı. Ekran kartının fanı yandı. Şu an bilgisayarın kendi fanını oraya yönelttim. Pratik olacak kardeş. Gitti diye arkasından ağlamayacaksın yani, bir şeyler yapacaksın. Şu an altlı var burada. O ağırmış lan bu. Ağırmış. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey yani. E de yazıyor. Ersin için E'sini de koymuşlar. Unutmamışlar bak, beni unutmamışlar. Şöyle bunları da buraya koyuyorum. Sıkıntı olmaz inşallah. Ama ben size söyleyeceğim neler geldiğini falan. Özellikle kasada almanız gereken kasa ve fiyatları, almanız gereken ekran kartı. Şimdi biz sadece Wolf Team oynamak için almıyoruz tabii bunu. Hani sadece Wolf Team değil arkadaşlar olayımız. Oğlum çıkacak mı? Ha monitöre bak. Monitör düşme lan dur. Monitörü arkadaşlar yanlış çıkardım. Telefon düştü. Aa monitör şeymiş lan. Yuh. Oğlum bir gel, insanlar seni bir görsün de ben seni düzgün bir yere koyacağım. Böyle bir kutu açılımı olamaz. Tavanla kıracağım edeceğim şimdi. Arkadaşlar şöyle arka tarafı şu şekilde, hem dikine hem arkadaşlar dik bu şekilde, hani Asus'un monitörü. Hem dik yapabiliyorsunuz hem de yan yapabiliyorsunuz. Çevriliyor bu. Şöyle gördüğünüz üzere şu şekilde çevriliyor. Arkadaşlar bunun fiyatı 1000 TL. Şöyle bir bilgilere yaklaştırayım da siz oradan şey yaparsınız. Nerede ha? Şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz. Bu böyle güzel bir monitör. Biz video yaparken hani mesela siz oynamak için 1050-1060 kullanabilirsiniz, tamam mı? Bizim olayımız 1080'de şu. Bir de hani böyle bir fiyatta bilgisayarın olması şunu gerektiriyor. Dediğim gibi benim ekran kartım yandı render'dan, videodan. Hani render ve video olmazsa tamam mı? Önemli değil. Bizim de kullanacağımız bilgisayar 3000-4000 olabilir. Ama bunu alırsanız arkadaşlar, böyle bir bilgisayar alırsanız bu uzun ömürlü gider sizin için. Yani sizi bir 10-20 sene götürür. Rahat götürür yani. Ben zaten bir daha da bilgisayar almayı düşünmüyorum, bu son. Canavar. Bu arada arkadaşlar ben ilk defa görüyorum, sizlerle beraber açtım, onu bilin. Yani Sergen diyordu ki lan niye bakmıyorsun, niye bakmıyorsun da. Hani dedim ki ya şöyle bu heyecana ortak olmuş olayım hani sizler gibi. Sizlerle beraber açıyoruz yani kutu açılımını. Evet.
Arkadaşlar şu an çıkardım. Şöyle. Sen de çık kardeşim. Beyler ön tarafı normal düz cam. Aynen cam. Şu yan tarafı da cam arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu dur. Şu yan tarafını da göstereyim. Bu şekilde ama pek bir şey görünmüyor yani oradan. Tamam şu şekilde. Şunları camı açmak istiyorum. Bu kasa toplamda ne kadardı ya? Ya 10 bin liraya falan geldi işte bu kasa sadece kendisi 10 bin lira. Ben size şimdi şeylerini söyleyeceğim de dur şu camı bir açabilirsem. Hadi dostum. Tamam. Evet. Şu an camı çıkardım arkadaşlar. İçinde neler var onları göreceğiz. Oğlum şu alt kısmında neler var lan? Burayı da bakmak istiyorum ama burası açılmayacak büyük ihtimal. Ama efsane bir şey ya. Sıvı soğutma. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar biraz daha şöyle yakınlaştırdım. Şöyle gördüğünüz üzere parçalar bunlar. Şöyle de bir göstersem mi? Şu şekilde de. Arkadaşlar çok fena şeyler var belli yani çok fena. Baksanıza ya içeride neler oluyor. Ama ben size şöyle tek tek söyleyeyim ve arkadaşlar açıklamada da yazacağım içinde neler var. Onları görürsünüz arkadaşlar. Zaten şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu sıvı soğutucu. Bunun da ismini falan yazacağım arkadaşlar. H100V2 sıvı soğutucusu arkadaşlar. Onun dışında arka planda gördüğünüz bir anakartımız var arkadaşlar Z270'inin. Gaming Pro Carbon DDR4 anakartı var arkadaşlar. İşlemci olarak K-Black i7-7700K var. 4200 GHz. Onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar başta da göstermiştim zaten. GeForce'un MSI'ın Gaming GTX 1088 GB'lık 256 bitlik bir ekran kartı var. En çok istediğim ekran kartlarından birisiydi gerçekten. En son çünkü 1070 Ti ile 1080 arasında kalmıştım. Ama fazla fiyat farkı göremedim o yüzden 1080'i almak istedim arkadaşlar. Onun dışında RAM'imiz 16 GB. RAM'imiz 16 GB. Öyle. Onun dışında neyimiz var? SSD'miz var arkadaşlar. 480 GB'lık SSD'lerimiz var şöyle. Şurada arkadaşlar. Onun dışında nelerimiz var? Bir de arkadaşlar power'ımız var. O da 700 watt şu kasamız ve 1 TB'lık diskimiz var. Yani arkadaşlar bu böyle. Bir de başlatmayı düşünüyorum. Şöyle bir basacağım. Hadi bismillah bakalım. Oh my goodness. Şöyle bir şeklimiz var beyler. Akıyor, yanıyor yani içerisi böyle. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu an güzel bir görüntüsü var. Anakartın bir ışıklandırması var çok güzel olmuş ve arkadaki fanın ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar MSI'ın şöyle ışıldaması bir de şöyle şeyler göndermişler arkadaşlar da bakayım nasıl görünüyor mu? Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle yapıştırmalar falan yollamışlar ve diskler falan var bunları da böyle alır yapıştırırım artık. Buraya buraya aslında buralara güzel gider çünkü cam olduğu için önü güzel de bir görüntü olur. Ben bunları halledeceğim bu şekilde. Arkadaşlar şöyle kendinize çevirelim. Gördüğünüz gibi güzel bir kasa aldık. Dediğim gibi hani destek olan arkadaşa çok teşekkür ederim. Böyle bir şey yaptık. Umarım sizlerin de olur böyle bir şey. Ya aslında bu kadar olmasına gerek yok. Tabi yeterli bir bütçeyle hani ben 1000 liralık kullanıyordum arkadaşlar. Bayağıdır hani 1 senedir ben 1000 liralık bilgisayar kullanıyordum. Yani o bile kaldırır çoğu işlemlerinizi ama yüksek oyunlar veya yayınlar açmak istiyorsanız gerçekten bu şart. Bunu yapmak zorundaydım. Puffy de bağırıyor artık yeter diyor. Yemek ver diyor herhalde. Verdim ama aç yine de. Neyse arkadaşlar sorunuz varsa bunun dışında sorular varsa belki ben tam anlatamamışımdır ilk defa yaptığım için bunu. O yüzden arkadaşlar alta yazın, yorumlara yazın. Sorunuz varsa ben de cevaplayayım. Bunun da sonuna geldik. Artık Oda Vlog'u da 150 bin abonede falan yaparız arkadaşlar.
Zaten hızlı yükseliyor siz sayenizde. Teşekkür ederim hepinize. Hepiniz çok sağ olun. Dediğim gibi 150 bin abonede de oda vlogu çekeriz. Güzel bir oda vlogu yaparız. Artık beni tam görürsünüz böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.